Haftadır süren gemi bitti. Damperden baba. Nefret ediyorum ya. Ölüm ölüm. Yararız yarar. Mavi koltuğuna ben geçiyorum. Şoför arabanın istekmesini satıp da bar oynayan adamı gördüm. Ne diyorsun ya? Yeri dedim. Vallahi daha gidemiyorum. Vallahi arkadaşlar şu an öyle bir yere geldim ki gidiyorum bakalım nereye gidiyor. Bu yolun sonu nereye çıkacak? Dibime giriyorlar efendim. Zıkkım var dibimde ha. Girme lan sağıma girme lan. Hadi ha. Gel baba gel. La gel. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese tekrardan yeni videodan selam olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi ben bugün çok iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Bir haftadır süren gemi bitti. Tam 32 bin tonluk bir gemiydi. Şu an arabayı görmeni istemiyorum. Arabam tanınacak bir şekilde değil. İnanın simsiyah. Çamur artık böyle balçık katran bağlamış arabada. Şimdi aracımı temizlemeye gidiyorum. Dedim ki, hazır dedim. Video başlangıcını dedim. Yolda yapmak varken dedim. Yükleme yaparken varken. Niye dedim arabamı yıkarken başlatmayayım ki dedim. Hem dedim aracımızın dedim nasıl bir kirli olduğunu görsünler istedim. Aracımızı temizliyoruz onu görsünler istedim. Onun için videoyu şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Aynı zamanda bol bol beğeninizi bekliyorum ve beğeni butonunu şöyle sola doğru kaydırıyorsunuz. Orada teşekkür butonu var. Oraya tıklayarak bu kardeşinize, bu abinize, bu evladınıza, bu yeğeninize destek olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar bir haftadan yani geçen hafta cumartesiden bu pazar gecesine kadar yani dün gece saat 3'te geldim eve ve aracımız evin yanına çektik. Eve gittim, yattım, sabah kalktım, kahvaltımı yaptım. Sudanaz kızım hastaydı, okula gittim, onu okuldan aldım. Şimdi aracımızı aldık ve Dikbıyık'taki bir kardeşlerimiz varmış yıkamacı. Ben ilk defa gidiyorum oraya. Bizim Ali Bülbül var, bizim diğer şoför. O tanıyormuş onları ve arabayı çok güzel yıkıyorlarmış. Ali Bülbül bana dedi ki, ben de oraya gittim arabayı yıkattım dedi, arabayı tanıyamadım dedi. Sanki dedi araba sıfır gibi dedi, pırıl pırıl dedi. O zaman oraya gidelim dedim. Şimdi çıktık gidiyoruz. O önden gitti. Ben de şimdi peşinden çıktım gidiyorum. Konum attı bana, oraya gidiyorum. Arabamı şöyle güzel tertemiz yıkatacağız. Ve ondan sonra Allah büyük yarın da ya bismillah deyip yola çıkarız ya. Belki bugünden arabayı yükleriz. Yarını hazır ederiz. Yarın sabah da kahvaltıdan sonra bismillah deyip çıkıp gideriz. İnanın bana hak vereceksiniz. Göreceksiniz araba ne halde. Ya Nizamettin abi. Bu arabanın hali ne? Bu nasıl bir çamur? Nasıl bir pislik? Sen bu arabayı böyle nasıl kullandın diyeceksiniz. Emin olun diyeceksiniz. Şu dingilleri de kaldırayım. Artık bu damper satıldı. Emre Uçak damperi sattı. Teslim ediyorum bugün. Benden çıkıyor. İnşallah bir daha da damper takmam. İnşallah bir daha da damper. Çünkü ben damperden baba nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. Yani çalışmasını bırakın. Tamam çalışması iş icabı mecbur. Ama pis. Baba limandan yani üstün başım leş gibi olduğunu bırak. Yani arabanın içine her dakika hava vuruyorum. Her dakika. Lan camı kapatıyorum. Bazen şimdi camlar filmli olduğu için arkaya geri gidiyorum gece. Cama bir şaşmam gerekiyor. Açıyorum gübrenin tozu, hurdanın tozu, buğdayın tozu, kemiği kepeğin tozu. Hepsi giriyor. Anasının derdine tüküreyim dedi. Bu ne dedim ya? Bu ne ya? Torpidolara bak. Şimdi onlar arabayı yıkarken ben de arabanın içini güzelce gene zaten göreceksiniz. Tertemiz yapacağım. Camları mamları her şeyi sökeceğim camdan. Camları falan güzel gene tertemiz içten. Güzel bir şekilde döşemeyi müşemeyi her şeyi A'dan Z'ye sileceğiz. Bugün rutin bir güzel bir temizlik yapacağız böyle. Arabamızı kırklayacağız. O derece söyleyeyim. Şimdi gidiyorum. Güzel bir şekilde arabamı temizleyeceğiz. Güzel bir şekilde videomuzu çekeceğiz. Eğer yağmazsa, çisemiz olmazsa güzel de bir drone uçururuz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdiden herkese tekrar iyi seyirler diliyorum. Sizleri seviyorum. Şimdi arkadaşlar yıkamaya geldik. Arkadaşlar bu Erçal'a servisten ayrılma. Buraya yıkamaya ilaçmışlardı. Gayet güzel yıkıyorlar. Şimdi ben de onları övrarabı yıkarken şu görmüş olduğunuz temizleyiciyle, Wurt'le her zamanki gibi temizliğe devam baba. Thank you.
Temizliğe devam baba. Satırını tut burada. Onları unuttuk. Vallahi genel bir temizlik var bugün arkadaşlar. Vallahi. Bugün genel bir temizlik var. Fırçamız vardı. Sakal tıraşı fırçamız. Şöyle bununla da böyle fırçalıyoruz bu araları. Böyle. Şöyle. Ondan sonracığıma bu aralara bez girmediği için ben bu fırçayı aldım. Ve de çok güzel. Şöyle. Bu araları falan bununla hallediyoruz. Biliyorsunuz ki aralara şey girmiyor, bez girmiyor bu şekilde. Şimdi bu güzel bezle silme zamanı. Ama ilk öncesinde tekrardan şöyle bir köpük vuralım. Çünkü köpük dağıldı. Arabanın elektriğini kesmemiz lazım. Şimdi böyle bir başlayalım bakalım. Şöyle şu aralara bez girmediği için araları da fırçayla yardım alarak temizliyoruz. Camları en son yapacağım. Çiçek. Şöyle. Elektriğini keselim. Ne olur ne olmaz. Biraz yoruluyoruz ama değiyor yani. İnanın değiyor. Temizlik şart. Örüm. Evet arkadaşlar, aracımızı yıkamaya başladık. İnşallah pırıl pırıl olacak. Şu hali görüyorsunuz değil mi? Leş. Şimdi saç aralarını falan güzel yana kapıyor. İlk önce kabalarını kapıyor, ondan sonra detaylı yıkamaya geçecek. Kanka, benim o rüzgarla da yıkarsın da. Adamsın kral. Burası arkadaşlar, dik bıyı geçince, Karşan'a gelmeden, yani İmamoğlu'nu Opet'i geçince burada Best Petrobüsü var. Bu da bizim Scania. Orada yıkamacı arkadaşlar var. Erçallah servisinden ayrılmak, kendine böyle yıkama dükkanı açmışlar. Gelip geçen meslektaşlarımızın buraya gelip araçlarını güzel bir şekilde yıkatmalarını tavsiye ederim. Best Petrol'ün hemen yanı. Bir kıyı geçince, yani İmamoğlu Opet'i geçince hemen sağda. Arkadaşlar güzel bir yıkama oluyor ve burada aynı zamanda kanal da var alt takım yağlamaları için. Görmüş olduğunuz gibi bu kanala giriyor arkadaşlar, aracımızın alt takımları da yağlıyor yani. Bir gelen ürünün sudan ya. Hop! Geri gider geri! Arabayı düşüreceğim. Geç. Az bu tarafa gel, az daha gidiyordu. Yavaş gel. Bu tarafa ya, gel.
Gel. Gel. Gel. Tam kırma. Topla gel. Topla gel. 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 Ha, gel. Doğru gel. Doğru gel. 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 Az bu tarafa ver. Öbür taraf az daha gitti de aşağı. Evet arkadaşlar, aracımız pırıl pırıl oldu ve şimdi mahalleye geldim. Görmüş olduğunuz gibi artık dorsemizin üst çıtalarda da ledlerimiz mevcut. Onlar da yapıldı. Akşam akşam şöyle göstereyim istedim size. Aracımızı pırıl pırıl yaptık. Şükürler olsun. Şu stopları da yeni koydum. Hem geri vites hem sinyal. Normalde frene basınca da yansın mı dedi, yoksa böyle parkta mı yansın dedi. Ben parkta yansın, daha güzel duruyor dedim. Normalde parkta yanmıyor, frene bastığın zaman da yanıyordu bu. Ama ben parkta yansın dedim. Şu an mahalleye geldik, tam arabayı çekeceğim ama ne yazık ki arkadaşım bir tanesi buraya gelmiş, arabayı bir şekilde burada bırakmış tam ortaya. Tam buraya bırakmış. Normalde ben tam şuraya da yanaşacaktım ama olmadı, bu şekilde buraya yanaştık. Herkese hayırlı akşamlar. Sabah yola çıkınca görüşürüz. Evet arkadaşlar, aracımızı yükledik. Şu an mahalledeyim. Yola çıkacağım. Limandayken limana yemek götürmüştüm diğer arkadaşlara, meslektaşlarıma. Kaşıklar arabada kalmış. Azra geldi şimdi. Nerede bıraktın, tamam mı?
Vallahi arkadaşlar şu an 2 haftadır hemen hemen ilk defa yola çıkıyorum. İlk defa. 2 haftadan bu yana ilk defa yola çıkıyorum. Şu an Tekeköy çok hareketli. Vallahi seçim muhabbetine acayip bir kalabalık, acayip bir yoğunluk, acayip bir öyle bir telaşa var. Orada da kaza var herhalde. Hacı dayım yolda kalmış. Gençler bir yardım edin bakayım. Şu an burası Tekeköy lojmanından arkadaşlar. Çıktım ve gidiyorum. Şimdi Petrobüs'e gideceğim. Oradan depomu dolduracağım. Sonrasında Faruk abinin şoförü var. Ömer kardeşimiz. Onu alacağım. O da Sefa Tezcan'ın yoluna gidiyor. Sefa Tezcan İstanbul'dan gelecek. İstanbul'da şu an Çorlu'dan yüklüyor. Ona da ETA'dan iş aldık. ETA'dan yüklüyor. O da fabrikadan direkt Samsun. Direkt gelip boşalıp tekrar geri dönmesi lazım. Onun için Faruk abi de diğer şoförü benimle gönderiyor. O orada yollarını karşılayacak. İkisi beraber çift şoför Samsun'a gelecekler. Ana o polis amcan da tam da oradaymış ha. İyi ki de lambalarını fark ettim. Vallahi abara çok büyük ceza yazıyorlar. Onun için çok dikkat etmem lazım. Vallahi yoksa yararız yarar. Hadi bakalım şu depomuzu bir dolduralım. Evet Ömer, öncelikle hoş geldin kardeşim. Seni şimdi Sefa teyzene ulaştıralım. Daha çıkmamıştır o. Yok. Aradın mı? En son seninle konuştuktan bir yarım saat sonra aradım onu. Daha yeni yanaştım dedi. İçeri gireceğim dedi. Yanlış çıkması bunu buluyor. Dedim sen dedim, nerede kalsın bize bu tane? Geliyor. Dedim İstanbul'a geleceğiz dedim. Sen dedim daha yükleyememişsin dedim. Yolda karşılaşırız ya. Baba her tarafta polis var ya. Ay çok kötü. Daha dün önce sakalık antarındaydım. Valla. Bunu izah ediyorum. Söylüyorum. Dedim Cumhurbaşkanı'nın peşinde, Bali'ye dedim, aracı olarak gittim, görev aldım dedim, Hatay'da, Adıyaman'da karalama araçlar dedim, Samsun, Trabzon, Rize dedim, bundan sebep dedim, delillerini dikti dedim, biz dedim peşinde dedim, gittiniz için, biz dedim Cumhurbaşkanımızdan önce dedim malum dedim, orada olmamız gerekiyor, bundan sebep dedim, bundan mütemadiyen araçları denlendirmedik, doğru dedim, hızla malum yetişmemiz lazım dedim, adamlar bekliyor çünkü malı indirecek, diz diyecekler, bir araba biz gitmiyoruz, birçok araba gidiyor. Sonra dinlemedi, Allah razı olsun polisimizden, 3175 lira ceza yazdı, geriye dönük hız raporu, Z raporu, hepsi grafik, grafik devam ediyor, hepsini aldı. Zaten puan durumumuz da biraz kritik diye. Kaç puan kesti? 20 puan kesti, 30 puanım vardı, 10 puanım kaldı. Ne diyorsun? Hello. Ben sınırın sınırındayım. Sıkıntı ya, ehliyeti puan olmayınca var ya, harbiden sıkıntı. Bizim işler de malum biraz seriydi. Faruk abinin işlerini zaten sen biliyorsun. Asçelik'te, Masçelik'ten yüklüyoruz. Sabah 8.30-9'da TCT'de olmamız lazım. Evolok'ta olmamız lazım. Sarayda olmamız lazım. Gidiyoruz. Aman dikkat et. Şey, bizim Sefa'nın takarafı patlaktır. Sen şimdi onu gelmişten o geçeceksin ya. Aynen. Bir 10 puan var zaten. İşte. Ne yap, ne et? Yani yazdırma bir şey kendine. Nizami geleceğiz. He? Nizami geleceğiz. Yani nizami gelmen lazım. Sen ehliyet gitti mi sen ne yapacaksın 3-4 ay? Liman için çalıştım artık. Damper'e getiriyorum. Sen limanda çalışıyor musun? Yani çok karşılaştık seninle. Sen şeyi mi kullanıyorsun? Bir tane 1851 var ya. He o bir bordoyu. Aynen. Orada bir tane eri yapılı bir adam vardı. Onu da görüyorum bazen ben ondan. Eri yapılı bir adam derken abi. Bir şoför daha var. Barış abiyi tanırsın. He? Barış abi zaten tanıyor. Tanıyorum. He. O değil. Bir de Osman abi var akrabalar kimse. Hafiften alnını açıp böyle kel kafalı bir adam mı böyle yapılı? Doğru. Osman abi doğru. Akrabası o. He onu gördüm o zaman ben. Aracımızda da 10 ton yük var yok yani belli zaten gidişinden de. Güzel gidiyor abi. He? Ofisinin yükleri hafif güzel yük yani. Aynen. Yorulmuyor araba. Çok da tatlı gidiyor. En son ben onlardan Muğla Fethiye'ye yüklemiştim. Fethiye'ye git dedim. Bana hep şey çatıyor ya. İzmir çatıyor. İzmir çok büyük. Çiğli'ye gittim. Karabağlara gittim. Ali Ağa'ya gittim. Muğla Ölüdeniz var ya. Fethiye'de. Girdin mi denize? Tam girecektim. Bak gezdim, dolaştım. Drone çekimi yaptım. Her şeyi yaptım. Tam niyetlendim. Denize girecektim. Pat telefon geldi. Haydi yavrum. Yüklemeye, sebze için. Geçen sefaya da brandaları çektirmişsin. Var var vallahi billahi.
Ya dün arabayı yıkattım var ya, arabadan bir pislik aktı. Böyle bir şey yok. Abi köprü üstünde, mısır üstünde. Şu yeşil limanını işte pis ya, pis. Kömür, köpek, buğday, toz hepsi oraya yere sarılıyor. Bir de suluyorlar orayı, su arabası. Oluyor sana bildiğin şey, kaymak böyle. Balçık. Aynen. Arabaya yapışıyor ondan sonra. Hadi yıkasan bir daha geleceksin. Değişen bir şey olmuyor. Hiç yık... İnan yandaki lambaları bile göremiyordum yani. Simsiyah. Yandaki lambaları göremiyordum yani. Abi. Araba katranı kesiyor bir anda. Yıkamacı bile dedi ki yani, abi bu ne dedi ya, siz nereden geldiniz böyle dedi. Hiç sorma dedi. Afrika'dan geliyor biz. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz güzel bir şekilde devam ediyor. Ömer kardeşimle birlikte aldık, markete girdik, alışveriş yaptık. Arabada Nescafe'miz yoktu, aldık. Suyumuz yoktu, suyumuzu da aldık. Şimdi onunla beraber gidiyoruz. Osmanlı Ağa'da geldik. Bu akşam benim filmim vardı. Unutmuşum, son anda fark ettim. Hemen onu açtım, o da reklama girdi. Dedim film reklam arası yaptı, biz de hemen kamerayı açalım. Ama Ömer hiç sessiz olun çıkmıyor ya. Ha sesin çıksın, sessiz. Yani senin böyle sesin gür olması lazım ya. Abi. Sanki böyle sebzeden, jetten gelmişsin de yorgunmuş gibi halin var ya. Sen daha bu yolu geri geleceksin. Daha geri geleceğiz bu yolu dediğin gibi. Uykun varsa uyuyabilirsin ya. Yok, sıkıntı yok. Yani koltuğa uzan, koltuk az daha geri gider. Üstelsen üst yatağa çık. Biliyorum ben alt yatağı kullanmıyorum. Millete bağlı ki burada diye nasıl yatıyorsun? Tabut gibi diye. Yo benim Allah Allah tabut gibi. Ha da film başladı anasını satayım. Anan derdin de. Neyse şu an o devam etsin. Arkadaşlar biz şoförlerin çok büyük sıkıntısı olan bir mevzudan bahsedeceğim ben size. Ömer kardeşin de benim gibi şoför meslektaşım. Evet arkadaşlar, şimdi mavi koltuğuna ben geçiyorum. Ömer kardeşimize direksiyonu teslim ediyoruz şimdi. O sürecek. Ben istirahat edeceğim. Hazır yanında çift şoför varken, yedek şoför varken istirahat edelim değil mi? Nasıl olsa Ömer kardeşimiz de 51 şoförü. Gözümüz arkada değil yani, rahat bir şekilde oturabiliriz. Ben şimdi burada bir çay suyu bileyim. Çayımız yoktu, çayımızı da aldık. Ömer anlat bakalım. Valla Nizamettin abi, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sesli bunu, camı kapat. Sesini duyamıyorum ben. İzleyicilerim de duyamaz. Çoğu gencin hayal edip yanına gelip de görmektense, hani biz senin arabana gelip de yanında şimdi araba sürüyoruz. Bak, şimdi baştan anlat. Sen bu işe başlamıyorsun, benim videolarımı izliyordun. Yani izliyordum abi. Takip ettim, halen daha takip ediyorum zaten. Ta Bellona zamanlarından falan. Ha, Bellona zamanı? Tabii tabii. Bilmiyorum. O zaman şeydeki 18 kırk aksiyon sürücülerinde. O küçük nostalji. Aynen öyle, o zamanlardan falan abi. Tabii oradan küçüklüklerine gelen bir heves var abi. Videoları izliyoruz, sabah yatıyoruz, akşam kalkıyoruz, bakıyoruz abi şimdi. Ondan sonra böyle bir ilk başlarken zaten Karadeniz firmasıyla başladım ben bu işe. Kendi memleketimin firmasıyla. Sonradan işte yurt içine döndüm. Tabii örnek ala ala, izleye izleye. Böyle şofördük. Bir de şimdi şöyle bir şey var abi, şunun verdiği bir heyecanla var. İzlediğim, dedi abimsin, takip ettim. Hiç çok... böyle düşünmezdin değil mi? Yok abi, az. Limanlarda görüyordun tabii ki. Tabii limanlarda görüyordum da denk gelemiyorduk abi. Tabii seri döndüğümüz için limanlarda falan. Şimdi genç kardeşlerimiz yolda bekliyor seni görebilmek için. Biz yanına geliyoruz. Hem Allah razı olsun arabanı sürüyoruz. Hem de yanındayız. Kaç sene beri bu işi yapıyor? Abi 2020'den beri bu iş. 2020'den beri? Aynen. 4 senedir. Bu şoförden başlamadan önce ne iş yaptıydın? Abi ben zaten üniversite okuyordum. Evet. Normal Karadeniz yöresinde biliyorum, çay meşhur zaten. Sen aslında Rize'deydin. Aslında Rize Pazarlı'yım abi. Rize Pazarlı. Rize Pazarlı'yım. Kendi memleketimizdeydik. Çay falan, babam işleri falan. Normal iş yaptım benim babam. Tonlu falan işleri. Keresli işiyle uğraşıyor. Onun yanındaydık öyle. Sonra üniversiteyi işte bitirdik. Üniversiteyi bitirdikten sonra da abi, daha doğrusu şöyle söyleyeyim sana, içimde de bir heveslikten dolayı üniversitede tam ben bitirmedim. Çünkü tam bitirmedim. Tam bitirmedim abi. Allah var yani, mezun değilim şu anda ama okumuşluğumuz var yani üniversiteyi. Olsun. Tabii meslek içimizde böyle bir baskın. Hani zaten okuyamıyoruz. Bir de o zamanlarda sen falan olsun diye davetlerim olsun. Böyle yoldan geçiyorsunuz, hep sizi takip ediyorum. Yani ders mes yok bende.
Sonra da arkadaş. Bu meslek gitti lan, bu meslek için bırakmış. Harbiden çok fena aşılıyormuşuz. Yani üniversite okuyan adamı okumasını yani bitirtmemişiz ya. Mezun olmasını bile bekletmemişiz ya. Yok baba, bizim yatacak yerimiz yok. Abi bir yönden güzel. Bu camiaya şoför de lazım. Sizin işte, gibi güzel abi. Ama bak bir yandan da yani güzel bir şey. Ne dersen bu camiaya şoför lazım. Bak ne güzel. Mesleğe gidilmişsin, bu işi yapıyorsun, çalışıyorsun, ekmeğini kazanıyorsun. Ama dediğimiz gibi keşke yaptığımız bu işte bizi de kollayan biri olsa. Sen kaç kardeşsiniz? Tek çocuğum abi. He? Benim tek çocuğum. Tek çocuğum? Aynen. Benden başka kimse yok. Ne abi, ciddi ne geldi? Misin? Aynen. Baban sağ? Sağ ol aşkım. Anne baba sağ. İyi Allah başına eksik etmesin. İnşallah. Bu Rize'de çay may. Değil mi? Var. Memleketimizde anne, çay. Anne baban da burada. Şimdi şöyle bir durum var orada. Babam mesleği gereği Rize'de. Kışları geliyor Samsun'a. Annem de çalışıyor kendisi. İş kendi işimiz. Tomur işiyle uğraşıyoruz. Kereste işiyle. Tomur kereste ha. Aynen. İhaleyle işte orman falan alıyoruz. Orman kesimi falan oluyor. Devletten kağıt falan. Nizami bir şekilde yapıyoruz bu işi yani. Daha doğrusu şöyle de söyleyeyim sana. Babam çok teklif etti hatta hani ben alayım bana çalış falan. Kamyonlar falan vardı bizde. Tır mı alalım dedi? Tırdan ziyade kamyon. Ama bende de böyle bir şey tır hastalığı var yani kamyonda yapamadım. Hani şimdi bazı arkadaşlarım bana böyle diyor işte gel şehir içinde çalış, fazla yola gitme, kısa mesafede akşam evine git falan filan. Abi tır benim için daha makul. Ben bu mesleğe tırla başladım. Peki aslında istesen baban tır da alır ya. Yani şöyle söylemek istiyorum. Herhalde şu an bunun için fazla bir durumumuz yok. Malum krediler de biraz yüksek. Kullanım şartları biraz ağır abi. Şöyle diyeyim, bir kelleyi alabiliriz ama bir dorsiye falan böyle düşündüğün zaman da biraz bizi zorlayabilir. Ya kelleyi aldıktan sonra dorsiye 700'e de dorsiye ve 800'e de dorsiye var. İkinci el alırsın, ikinci elden başlarsın. Düşüncemiz var. İki sene daha falan böyle bir iyice de piyasayı öğrenmek istiyorum, görmek istiyorum. Yurt içine dediğim gibi. Şöyle şey de var. Mesela Rize'de olsun, aklımda olsun çok tırcı var. Doğru. Yani Rize'nin Karadeniz insanları devamlı bir sebepler yok. Devamlı şey yapıyor. İstanbul, Gürcü, Opa, Artvin. Çalıştım. Hep buranın arabalara Gürcü'ye çalışıyor, Rusya'ya çalışıyor, Azeri'ye çalışıyor. Ama orada değil para var artık. Güzel para var abi. Vallahi. Boşuna çalışmıyorlar ya. Yani. Doğru. Şöyle söyleyeyim, yurt içinde attığım mesela işte iki sefer diyelim ya da üç seferi, bir seferde mesela işte Azerbaycan'a falan yüklesen bir seferde alıyorsun o parayı zaten. Zaten sen de herhalde bir küçük gittin oraya biliyorsun bunu. O zamana gene takip ettiğin zamanlarda. Hiç sorma, buraya bir kere gittim. O gidişimde de Gürcü kapısının karıyla papaz oluyordum hatta. Sina olmasa. Sinan sustan değil, sus değil. Bucak değil. Katabilir miyim? Ya çok uğraştırıyorlar ya. Katılın. Çok, bize karşı çok zorlaşıyor. Çok katı var. Böyle. Yani Türklere karşı böyle bir şeyleri var onların. Yani neden böyle insanlar orada güzel karşılanmıyorsunuz? İşte ne bileyim. Oranın insanı da acayip bir şey ya. Oraya bir gittim ben orayı böyle ne bileyim lüks bir yer zannediyordum. Bir gittim hep evleri böyle. Bizim oranada meşhur Karadeniz'de bir şey vardı böyle samanlık. Çinkodan çivilersin duvarlarına. Eylül'ün hepsi öyle. Ya bu ne dedim? Basın matur. Eskiden kalma evi. Biz nereye geldik oğlum? Burası ne dedim ya? Burası diye gördüğün yerde, gözle görünmeyen yerler de var. Bir türlü tabi bunu edemezsin. Ama bir bayramda gidip böyle gezmeye dozmaya. Tabii ki güzel yerler de var. Orası mesela şimdi zenginlerin yeri ayrıymış, fakirlerin yeri ayrıymış orada. Öyle bir ayrıcalık varmış orada. İlk giriş kapısı, ya zaten girdin, kapıyı geçtin, Samsun'un kapısını, o da Ortay. Orada zaten büyük bir ihtimal, şöyle söyleyeyim sana, çoğu zaten dışarıdan gelenler direkt kapıda zaten görmüşsün, kasinoları falan filan. O da biraz kumar bölgesi, ortası zaten gittiğin zaman daha zenginlerin bölgesi. İçeri doğru Kutaisi falan dedikleri yerler falan var işte.
yukarı doğru Zestafa'nın dedikleri falan yerler var. Bunlar biraz fakir bölge. Zaten burada tarlayla, tarımla uğraşan kişiler var. Ama şöyle söyleyeyim abi. Zaten neresine gitmiştin sen gittiğin zamanlar? Batman. Merkezine gittim. Biz şimdi Tiflis'e çıkıyoruz bazen. Arka yollardan falan dolanıyoruz. Kapıdan gidince Batman'a giderken böyle köşede, kavşakta bir yerde sağda trafik polisinin şeyi gibi, trafik şube gibi yer var. Oradan sağa döndük. İleriden köprünün dibine sola döndük. Orada bir suntacı var. Bak oraya gittik. Bak aklımı unutmamışım. Eski Sovyetlerden kalma asfaltları var. Böyle Tiflis'e doğru giderken arka taraftan geçiyorsun şehir merkezine. Tren yoluna falan doğru gidiyorsun hatta. Asfalt böyle bastığı zaman asfalt yer oynuyor abi. Vallahi. Yolları zaten durumları belli. Yapamıyorlar. Zaten şöyle de bir şey var. Para birimi olarak onların şu anda parası yeni yeni değerli. O zamanlarda paralarının hiçbir değeri yok. Ellerinin hiçbir değeri yoktu yani. Hiç sorma. Şimdi onların parası bizim paramızdan daha kat kat değerli oldu. Sen bayağı biliyor musun oraları? Çok çalıştım ben. Bayağı çalıştım. Değil mi? Aynen. Tiflis'e falan yukarıya. Bayağı gittim yani. Azerbaycan'a, Bilal-i Kafkasya'nda falan. Şimdi sen zorlanmazsın. Yani sonuç olarak prosedürü biliyorum yani. Zaten ben o zaman da çalışırken o tarafa memlekette kalıyordum. Mesela zaten gidiyordu, kuyruklarda oluyordu 1700-1800 araba. Günlük zaten 300 tane araba alıyor kapıdan içeriye. Bir de mesai falan değişim saatleri oluyor onlarda. Ayrıca zaten onu bekliyorsun. Ben arabayı bırakıyordum abi. Tırcı abilerimle bir abimle şey yapıyordum. Dönüyordum geri eve. Bize pazara. Sıra geldiği zaman da zaten mesaj geliyordu. Telefonuna. Plakadan tanımlı zaten. Bir saat kala gidiyordum abi. Esenköy Parkı'nın arabaya giriyorduk. Bozbalalarını falan alıyorduk. Her şeyini, bütün SMR'lerin dosyalarını hazırlıyorduk. Geçiyorduk şey, kapıya. Ondan sonra sabah kadar kuyruk bekliyor. Tünellerde solda yanma, valla yanma. Çok kötü bir şey. Sinir bana dedi ki, orada dedi, beklerken dedi, tam çıkmamızda dedi, şey var dedi, oturma yeri var, gazona gibi dedi. Orada otururuz dedi. Sıra bekleriz dedi. Çok bekliyor muyuz dedi, biraz bekliyoruz dedi. Neyse gittik oraya. Dedi Batum zaten yakın dedi. Bir saatlik yolumuz var, geçeriz. İyi tamam. Bak oraya bir gittim. Neresi lan dedim, aha burası. Bir baktım nasıl biliyor musun kanka? Böyle çinkoyu, demin şeyi çivilemişler. Sadece bir giriş kapısında böyle bir camlı bir yer var, siyah camlı. Oğlum burası mı burası? Allah Allah, nasıl yer lan burada, burası ağır gibi yer. Sen de içine bak dedi. Baba orada içeri bir girdim, kaptan içeri bir girdim. Sanki ayrı bir dünyaya girmiş. Bu ne lan dedim. Bir göreceksin. Kumar masaları. Hep böyle kumar makinaları. Aa Sinan bu ne dedim. Çıt dedim. Oğlum burası adam yer. Ben dedim burada durma. Hep bayan garsonlar ellerinde tepsi hizmet ediyor kumarcılara. Baktım bizim tekir üreticilerin 5 kişi oturmuşlar kumar oynuyor. Efendim sizin için. Oğlum Sinan yapmış bunu dedim. Sen ne yapıyorsun dedim. Mahalle biz geldik ama dedim. Ben itirman geldim buraya dedim. Burası adamı dedim ocağını söndürür lan. Ya işte can sinir size abi de vakit geçiyorum da sıra bekliyorum. Para vermiyorum burada. Yo şu an alıyorum diye. Oğlum dedi bana öğretmeyin dedim ya. Ben oynamadım ama dedim biliyorum dedim. Görüyoruz yani dedi. Şahit oluyoruz. Kumar makinesi dedim. Baştan dedim seni tavlar. Alır. Ondan sonra dedim cebinde ne var ne yok hepsini alır. Artık karta dayanırsın dedim. Manyak mısın dedim ya. Abre geliyorsun dedim çalışmaya. Yani macera alıyorsunuz, maaş alıyorsunuz dedim. Abi kaptan içeri geçince dedim, ayrı bir dünyaya giriyorsunuz, devamlı ödev veriyorsunuz dedim ya. Şöyle söyleyeyim abi, bazı gözümle gördüğüm olaylar var. Şoför arabanın istetmesini satıp da kumar oynayan adamı gördüm. Ne diyorsun ya? Yemin ederim sana. Hani böyle bu arabanın altındaki... Yapıyor abi, her şeyi yapıyorlar. Öyle bir hastalık yapmış ki adamın içine. Hani artık çalışmaya gitmiyor abi. Vazgeçemiyor hani, yani hastalık. Tamamen kumar oynamak için o arabayı sürüyor oraya gidiyor. Hani şimdi adam bana 5-6 milyonluk arabayı teslim ediyor. Altındaki lastik 20 bin lira. Ben bir kumar uğruna adamın 20 bin liralık lastiğini satacağım. Kumar oynayacağım. Bir de onu kaybedeceğim. Affedersin arabayı da orada bırakacağım, geri geleceğim. Affedersin yani adama söverler abi ya. Abi yok ki.
Yolculuk bitti sen de buraya kadar. Bir olsun bu, ne yapıyorsun da kınıyorsun? Görüşürüz, dikkat et kendine. Sen de o şimdi seni bekliyor, arabayı vereceğiz sana. Aynen. Dikkat et kendine. Yolun rezil açık olsun abi. Sağ ol baba, senin de. Şey yapın. Uygun geldi mi şey yapma. Evet, çekeceğim. Yapacağım. Biliyorsun daha yukarılar sisli durum, riske gerek yok. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, şu an çift alan tesisindeyim. Vallahi daha gidemiyorum. Bir iki saat uyuyacağım. Sabah da burada bir kahvaltı yaparım. Ondan sonra devam ederim. Zaten geçecek olduğum yerde konum atmadı. Atacaklardı ama atmadılar. Sabaha kaldı büyük ihtimal. Şimdi Kral Köşkü'nün yatağını hazırlıyorum ve yatıyorum. Bir iki saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Hiçbir şey hesap ettiğimiz gibi olmuyor bu hayatta. Tam böyle kalkayım kahvaltı hazırlayayım derken pat telefon geldi. Kaptan neredesin falan dedim. Seni bekliyoruz abi. İyi tamam. Şimdi kalktık gidiyoruz. Kahvaltı yalan oldu. Vallahi yalan oldu. Evet arkadaşlar, tekrardan günaydın. Şimdi adrese gitmek için yola çıkıyoruz. Ulan ne güzel kahvaltı yapacaktık ben. Hiçbir şey dediğimiz gibi olmadı. Saat 9. Adrese doğru bir gidelim bakalım. Ama hava da soğukmuş yani ha. Hava da soğukmuş yani. Bu soğukta kahvaltı işi biraz sıkıntı olurmuş açıkçası. Neyse şu konum bir açalım, bir gidelim bakalım. Neredeymiş? İnşallah sıkıntılı bir yerde değildir. İnşallah bizi tekrardan atlatmazlar. Vallahi arkadaşlar şu an öyle bir yere geldim ki gidiyorum bakalım nereye gidiyor. Bu yolun sonu nereye çıkacak? Üst tarafımız mezarlık. Sol tarafımız Deka değil bir fabrika. Deka. İnşallah dönme yeri vardır gittiğimiz yerde. Bu ne lan? Ah canına gidiyorum ya sonsuz. Burası mı lan? Hayır, geldi, geldi. Abi. He. Şu bir değil, tır var ya tır. He. Oradan giriş var. Tamam. Oradan gir. Kafayı sola ver. Yeni geliş park malzemesi var ya. Oradan yanaş geriye. Tamam, tamam baba. Geleceğiz de dayım oraya çekmiş arabayı, nasıl geleceğiz? Bir değil, ikiden. Oradan giremeyiz ki. Dayım arabada mı? Yok. Arabayı geri al da diye. Benim arabayı ileri al diye. Şu dayımın arabasını alayım. Şimdi burası keskin bir giriş olacağı için inşallah dönerim.
Ön boruda falan bir şey yok da. Yok yok, bir şey yok. Sağ olun. Sadece çizilmiş sadece. Baba o dubaları alsana, dubaları. Abi, kampayı ver. Sarmaz mı? Abi dubaları al da gireyim de. Ya baksana ya. Battık abi oraya. Emre Uçak. Evet arkadaşlar, şükürler olsun ki aracımızı boşalttık. 5 palet birden malzeme alacaktım. Onu aldım. Şimdi Yeni Bosna'ya gidiyorum. Ama aracımı boşaltmaya gittiğim yerde yanaşırken o an istek çekemedim. O an başım bayağı bir telaşlıydı. Çünkü arabamız orada bir batanlık vardı. Oraya battı. Borular morular komple oturdu. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Sinir, stres. Yani beyninden duman çıkıyordu o derece. Arabanın götünü indir, başını kaldır. Başını indir, götünü kaldır. Anan derdine tüküreyim. Lan ne yaptıysam olmadı. Ya kafayı yedim sinirden. Ondan sonra orada bir kepçe vardı. Kepçe çağırdık. Ona spanzet kolonlarından taktım. O çekti, ben gaz verdim. O çekti, ben gaz verdim. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir yeri kırmadan, dağıtmadan oradan çıktım. Çamur da nasıl biliyor musunuz? Böyle yapışkan bir çamur. Çıkma da çıkmıyor. Yani boru hafiften böyle bir çabuk olmuştu. Boruyu düzelttim ettim. İşte yerine getirdim. Sonrasında orada su vardı, hortum. Hortumu açtım, suda güzel yine yıkadım çamuru, akıttım lastiklerden, paspastan, şuradan buradan. Kafam rahat şu an, tertemiz. Şimdi Yeni Bosna'ya gidiyorum, Orhan abinin oraya. Anan derdine tüküreyim. Bu ne trafik ya? Aha. Hayda, ne işin vardı çayda? Evet, gel. Buyur buradan yak. Heh, buyur buradan yak. Şimdi bakalım burayı kaç saatte geçiyoruz. Şuraya bak. Ha, tüh. Keşke buradan gelseydim ya. Tüh. Yandık. Şimdi gıdım 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 gıdım. Burada uğraş dur şimdi. Sağdan giren mararsın. Soldan giren mararsın. Buraya kadar ne yaz geldik be. Hadi bakalım. Gel buyur buradan yak. Zaten uykum da var. Kardeşime geçebilirim bu akşam. Belki. Abi de birisi bize tatmasa ya. Dibime giriyorlar. Aferin, zıkkım var dibimde ha. Bak hala girmeye çalışıyor. La girme. La girme. Girme la, sağıma girme la. Girme de. Allah Allah. Ben şuradan kendimi ortaya atayım ya. Ha, bunda da yol verir ya çok. Ha. Ha, bak. Hiç bozuyor mu istifini, görüyor musun? Ha, hiç istifini bozuyor mu? Sağ ol baba. Bizim dilimizden yine meslektaşlarımız anlıyor ya. Ben kendimi şöyle atayım ortaya da. Ben sağda bunlarla uğraşamam ya. Orta şerit daha seri işliyor. Aslan adam silme geçiyor ya. Hiç umurunda değil ya. Adam bana takar mı, vurur mu, sürter mi? Hiç düşünmüyor ya. Sağdan emniyet şeridinden devam. Hadi yürü de. Zaten bu aranın trafiği meşhur, anasını satayım. Ha, bu aranın trafiği meşhur. Of of. Yürü de yürü yürü yürü. İçti biraz. Yürü hareketten de ha. Hareketten de ha. Hadi ha. Hadi ha. Yeni Bosna'ya varsa sağ salim ya. Allah'ın izniyle. Sparta Kule. Keşke buradan çıkaydım ya. Allah'a billah. Yanlış yaptık. Kökes. Ha. Oo. Şuraya bak. Puh. Ulan bu Gantar'ın çıkışında da bu polislerin böyle olması enteresan ya. Şimdi Yeni Bosna'ya geldik. Şu dingilleri bindireyim aşağıya. Buradan sağa gireceğiz. İnşallah araba maraba yok.
Şimdi şu köşeden sağa gireceğiz. Mecbur buradan giriyoruz. Bak şimdi bak. Bak gel 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 gel. Gel gel gel. Ha, arkadaş. Araba koymayın şuraya da. Yani biliyorsunuz buradan her zaman araba dönüyor, araba geçiyor. Koymayın da şu arabaları ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Sanayi Caddesi istikametine doğru hafif sağa dön. 500 metre sonra Madi Bir Sokak istikametine doğru sola dönün. Hiç sevmiyorum var ya şu araları, daraları, dereleri. Gel. Gel baba gel gel gel. Gel. La gel gel gel. Gel sen gel sen. Sen gel. Ben oradan geçemem. Volkswagen'in aynasını götürmüşler. Birazdan bizim peşimize gelmesin sen kırdın ben aynama diye. Kafayı oraya at. Nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Bu Murat abim. Sevgili abim. Bugün beni burada yakaladı. Yeni Bosta'dayız. Kendisi İsviçre'den geldi. Belçika. Ha, pardon. Belçika'dan geldi. Kendisi de bizim meslektaşımız. Orada DAF tır kullanıyor. Vallahi devamlı WhatsApp'tan yazışıyordu. Instagram'dan böyle bana çok yazmış ama bana mesajlar düşmediği için göremedim. Burada Fırat abimiz kardeşi. Burada kendisi burada İstanbul'da yaşıyor. Bu Trendyol'a internette alışveriş yapıyoruz ya. Kendisi o işi yapıyor. Herkes bir iş yapıyor baba. Sağ olsun Murat abi bugün bizi bayağı bir gezdirdi. Babam benim ayıbıydı. Vallahi yedi geçtik gezdi dolaştık. Bir de sağ olsun bize bir hediye aldı. İtin olsun. Allah razı olsun. Abi çok teşekkür ederim. Ne demek ay ay. Yengemize falan çok çok selamlar. Annemizin ellerini öperim. Allah'ın sağlığını saatini esir etmesin. Allah nasip ederse 9. ayda inşallah görüşürüz. İnşallah inşallah abi. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi buradan çıkış yapıyorum. Yeni Bosna'dan. Aracımız bitti. Arka kamera kendi kendine çekim yaptığı için hafızası dolmuş. Onu silmem lazım. Kardeşim görüşürüz. Şimdi buradan da çıkmak var ya ölüm ya. Şurası çok sıkıntılı şurası. Şu dönecek olduğumuz yer çok sıkıntılı bir yer. Burada kimse kimseye yol vermiyor aslında. Allah'tan akşama kalmadık yani. Akşama kalaydık ayva yediydik. Vallahi yediydik. Şu kamerayı da temizlemem lazım. Bu kamera kafayı yiyecek ya. Ay ay! Burası Yeni Bosna Çoban Çeşme tarafı. Şimdi buradan Kuyumcular sitesinden beri dönüş yapacağız. Görün istedim yarın. Nereye gidiyoruz? Nereden geliyoruz? Nerelere dalıyoruz? Görün, görün. Şimdi buradan sağ tarafa dönmemiz lazım. Bu arada arkadaşlar, karayollarında trafik polisi, bayan ablalarımız, kardeşlerimiz bayağı bir çoğaldı. Bundan sonra da böyle olacakmış. Buradan kendilerine selam olsun. Yol boyunda onları da görmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah bizlerin canını yakmazlar diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Lan yürüsene. Baksana anasını satayım. Kuyumcu map sitesinin önünde herif MP5'te bekliyor kapıyı. Anam derdine tüküreyim. Ana lan. Bu saatte çıkmasaydın buralar böyle mi olurdu? Hey gidelim hey. Ah tamam. Şimdi oldu. Hani insanın istemediği ot burnunun dibinde bitermiş ya. O misali. Sinyali görmüyor mu? Tetet ediyorsun. Sinyali görmüyor mu? Bir saatte sinyal veriyoruz burada. Anam. Ben saat erken dedim. Bu saatte trafik olmaz dedim ama var baba ya. Trafik ekibi kardeşlerimiz kontrol peşinde. Ha yürüyün lan yürüyün. Tamam dubaları kaldırdılar yürüyün da. İlerideki polis bu ara dönüp dönüp bana doğru bakıp gidiyor. Bakıp gidiyor. Yoksa beni mi kapacaklar ya? Allah'ım sen kimseyi İstanbul trafiğine düşürme ya Rab. Lan yürü lan yürü lan. Efendim Murat abi. Aleyküm selam abi. Aldım abi aldım. Şimdi çıktım yola gidiyorum abi. Sağ ol abim Allah razı olsun. Dikkat et kendine Allah'a emanet ol. Sağ ol abi. Aleyküm selam hadi görüşürüz abi. Hollanda'dan Belçika'dan Murat abimiz. Onu da düzelteyim ben ya. Hollanda yapmışım ya. Vallahi
Şu an Çerkeş'teyim. Şekerler tesisine durdum. Elimi yüzümü yıkadım. Şöyle başımı falan şöyle güzel bir sudan geçirdim. Orada biraz mola verdik. 45 molası verdik. Sonrasında canım tatlı çekti. Bir tatlı yiyeyim dedim. Ne zamandır yemiyorduk. Tatlımızı da yedik. Bu arada takorofumuz da sıfırlanmış. Çünkü takorofa bu aralar çok dikkat etmemiz lazım. Yani bizim mesleği bayan kardeşlerimizin yaptığı gibi, yani bayan kardeşlerimiz yolda olduğu için onların karşısına trafik polisi olarak da bayan kardeşlerimizin çıkması için vallahi emniyet müdürlüğü böyle bir yasa getirmiş benim görüşümce. Çünkü bugün İstanbul'da, ya zaten İstanbul'da bir değişiklik var. İstanbul'un her köşesinde, her yerinde polis, her yerinde. La baktım arkadaş, hep bayan polisler böyle, ne bileyim, ellerinde tablet. Böyle insanlarla bayağı güzel diyalog kuruyorlar. Kapalı türbentli olanlar da var. Vallahi helal olsun. Onları burada alkışlıyorum, takdir ediyorum. Vallahi tebrikler. Karayollarında da, trafik gibi kardeşlerimizin arasında da bayanların olması harbiden çok güzel bir şey. Yani bizim camiada bayanlar olduğu gibi karayollarındaki bizi denetleyen, bizi takip eden trafik polisi gibi kardeşlerimizin arasında da bayan trafik ekibi kardeşlerimizin olması inan çok güzel. Ben memnun oldum. Valla mutlu oldum. Yani bayanlarımızın da yani sadece evde oturmak değil işleri. Direksiyon sallayan var. Ne bileyim, devlet dairesinde memur olan var. Polis olan var. Özel harekatçı olan var. Jandarması var. Askeri var. Her şeyi var. Valla helal olsun. Tebrik ediyorum. Ben istiyorum ki benim kızlarım da olsun. Benim kızlarım da ne bileyim subay olsun, polis olsun, şu olsun, bu olsun. Her şey olsun. Valla bizi gören lambaları yakıyor. Flaşları çatlatıyor vallahi. Şimdi ben, yani Ali Uçak'a söz verdik. Trafik cezası yemeyeceğiz diye. Onun için dikkat ederek gidiyorum. Ağır ağır gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Şu an Çerkeş'i geçtim. Saatimiz de 8.30, 9.30, 11, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2 gibi Samsun'a inerim diye düşünüyorum. Bilmiyorum o saatte eve geçer miyim? Ama büyük ihtimal geçerim herhalde. Çünkü yarın ne olacağı belli olmaz. Tekrardan yükleyip geri döneme ihtimalim olabilir. Onun için eve geçmem lazım. Vallahi bugün de şükürler olsun. Bir gün yattık, akşam yattım. İyi oldu. Çünkü devamlı İstanbul'a gidiyordum. İstanbul'da benim akrabalarım var, kardeşim var ama bir türlü fırsat bulup da onların misafiri olamıyordum. Kardeşim de gönül koyuyordu. Güven. O da İstanbul'daydı. O balıkçılıktan geldi. Sonra arkadaşı var. Ticari taksiye çıkıyor geceleri. Beni ara, abi neredesin dedi. Yenibosna'dayım dedim. Geldim, bu akşam buradayım dedim. O zaman gelsene bize dedi. Vallahi bilmiyorum nasıl olur. Ben geleyim seni almaya dedi. Kendi özel arabasıyla geldi, aldı. Arabayı bıraktım Orhan abiye. Orhan abiler de işte biraz gelen malları işte parça parça atmışlar. Sabah da neyse, sabaha geçmeyelim hemen. Acele etmeyelim. İlk önce Yenibosna'ya gittim. Arabayı yanaştırdım. Daha zaten Yenibosna'ya gelmeden önce Hatımköy'den bir 5 palet malzeme almıştım ben arabaya. 5 palet. Onunla beraber Yenibosna'ya geldim. Ambara, depoya. Sonra Orhan abi yanaştırdı arabayı, şuraya geri geri de yanaştırdım. Sonra onların arabası vardı. DAP, Scania yanaşması gerekiyormuş. Onları da yanaştırdım. Ondan sonra çalışıyor mu ha? Burhan abi geldi. Burhan abi, vallahi şok oldum. Kendisi Belçika'da yaşıyor. Devamlı WhatsApp'tan görüşüyorduk. Geldim Murat abi. Zahmettin, ne haber? Nasılsın? İyiyim abi dedim. Sağ ol, sen nasılsın dedim. Konum attın, geldi yanıma. Muhabbet, sohbet. Çok güzel bir insan. Vallahi çok güzel bir insan. Allah'ımıza şükürler olsun ki herkese, yani hep benim karşıma böyle güzel insanlar çıkıyor. Gönlü güzel, gönlü temiz insanlar çıkıyor. Allah'a şükürler olsun. Murat abimiz de işte kendi kardeşi da vardı yanında. Fırat mıydı? Ha, Fırat abiydi. Ha, Fırat abi. Gittik İstanbul'un güzel meşhur sanatçıların da, milletvekillerin, bakanların geldiği, yemek yediği bir yer varmış. Oraya gittik. Orada güzel bir yemek yedik. İşte güzel bir sohbet ettik. Ondan sonra çıktık geldik AVM'de gezdik. Öyle geldik işte arabanın yanına. Bıraktılar beni arabaya. Sonrasında birader aradı. Abi neredesin, geleyim dedi. İyi tamam, gel dedim. Ona da konum attım. O da geldi. Onunla beraber eve gittim. İyi oldu gittiğim, çünkü yeğenlerimi özlemiştim. Bir kızı, bir oğlu var. Yeğenlerimi özlemiştim. Onlarla hasret giderdim. O bonus kafağı var oğlu. Onunla beraber oynadık biraz. Hiç sırtımdan aşağı inmedi. Çok fena bir şey. Benim oğlum olmadığı için onunla oynamayı çok seviyorum. Yani erkek evlat tabii ki olsa iyiydi ama kız evlat daha da bir başka oluyor tabii ki. Onların yeri ayrı. Kız evlat daha da bir başka. Benim 3 tane kızım var, şükürler olsun. Onunla oynadık. İşte gece Güven taksiye çıktı. 1.30 gibi gitti. Biz yattık. Sabah kalktım. Sağ olsun gelin
kahvaltı mahvaltı hazırlamıştık. Kahvaltı falan yaptık. Tekrardan yeğenimle oynadım, zıpladım. Sonra Güven geldi saat 10.30'da. Beni aldı ticari taksiyle arabaya bıraktı. Ondan bir saat sonra falan işte araba bitti, yola... Ama arabada da arkadaş, yok yok, Orhan abi ne var ne yok basmış bana. Anam, EDS. Yükledi, çıktı işte istikamet Samsun. Yolu bitirdim sayılır, bir şey kalmadı. Gidiyoruz boşaltmaya, yarın büyük ihtimal, çünkü az çelikten iş çıkar diye düşünüyorum. Çünkü Faruk abinin kendi arabalarının ikisi şeyde, İstanbul'da da pazarında polis koridoru götürmüşler Sakarya'ya, Atapazarı Sakarya'ya. Orada büyük ihtimal miting var. 2 gün oradalarmış. Onlar olmadığı için oradaki iş bize patlayabilir. Büyük ihtimal yine tekrardan yarın geri dönerim diye düşünüyorum. Vallahi biz arkadaşlar, biz yolda gördüğünüz gibi işte sürüyoruz, lokantaya gidiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bizi tanıyan arkadaşlarımız geliyor yanımıza. Muhabbet, sohbet. Sonra giderken tabletimiz var, müzik dinliyoruz, film izliyoruz. Yani bizim arabadaki zaman geçirmek için kullandığımız araçlardan en iyisi tablet. Film izle, işte müzik dinle vesaire. Elime telefon almıyorum. Telefonu sadece böyle story çekeceğin zamanda alıyorum. İşte yok Instagram'a gireyim bakayım, yok TikTok'a gireyim bakayım, yok YouTube'a gireyim bakayım. Ben onu yapmıyorum. Açıyorum tablette müziğimi veya filmimi. O şekilde yolculuğuma devam ediyorum. Çünkü telefon aldığımız zaman da elimize işler değişiyor. İşler değişiyor, hiç gerek yok. Ya kaza yapan kardeşlerimizin %80'i, %85'i hep böyle elini telefon alıyor. Telefona dalıyor, bir şeyler yapıyor. Pat önüne araba çıkıyor, vuruyor veya yoldan çıkıyor, bariyerlere giriyor. Allah göstermesin. Çünkü işte gidince camideki imam arkadaşımıza gideceğim. Annemin adına bir dua okutturacağım. İşte o cami cemaatine işte meyve suyu falan top kek ıvır zıvır dağıtacağım. Ve bu yazın da köyde fındığa gideceğim için hep beraber bir hoca kardeşlerimizle köyde annem için hoca çağıracağız. Kur'an okutacağız evde. Yemek daveti vereceğiz. Bu şekilde de evlat olarak görevimizi yerine getireceğiz. Tam 16 sene oldu. Neyse, az kaldı, yolumuz bitecek. Şimdi gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, şu an arkadaşlar Gantar'dayız. Gantar'a geldik. Ilgaz Gantar. İleride de trafik ekibi kardeşlerimiz kontrol yapıyorlar. Büyük ihtimal beni de durdururlar. Şimdi o turu almıyorlar, beni alacaklar. 40 ton 770. Beni de almadılar da. Ön duraklama ışığı arızalı. Niye böyle dedi şimdi? Yapacak bir şey yok. Yine bir servisi çıktı. Zaten bu Mercedes'ten ben bir şey anlamadım ya. Bu ona arıza vereyim. Bu ona bir şeyler söyleyeyim. Allah Allah. Bu sefer Osmancık bölgesini Hacı Hamza'dan Gümüş Hacıköy'e kadar hep 40 ile 50 ile geçtim. Bakalım bu sefer bu yoldan bana ceza gelecek mi? İnanın yani şu an benzinfona yaklaştım. 40-50 yukarısı yok, 40-50 daha şu an araba 60'a 70'e çıkıyor yani, o derece gidiyorum artık. Bıktık ya ceza, bu nedir ya. Evet arkadaşlar, şu an Samsun'dayız, geldik ve aracımızı boşaltıyoruz. Samsun organize. Az kaldı, bitecek inşallah. Zaten gerisi hep paletli, üstündekiler artan sana bitiyor. Arkadaşlar şükürler olsun ki aracımızı da boşalttık ve şimdi eve geçiyorum. Bugün iş yok, iş bulamadık Samsun'dan. Eve gideyim, arabayı bırakayım, üstüm başımı değiştireyim, şöyle güzel bir istirahat edeyim. Yarın ola hayır ola, yarın cumartesi, yarın yükleriz. Allah'ın izniyle pazar günü yola çıkarız diye düşünüyorum. Bu videoda böyle fazla bir aksiyon, böyle ne bileyim bir macera şu bu olmadı ama elimizden geldiği kadar sizlere layık güzel bir video çekmeye çalıştık. İnşallah bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Böyle ne bileyim
kavgalar, aksiyon aksiyon olmadı. Yani o duruma düşmedi, şükürler olsun. İnşallah da bu video sizlere layık olmuştur. Benimle olduğunuz için, yanımda her daim yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize Allah razı olsun. Ya bu nedir? Bu bir sevgidir, saygıdır. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepsinizden Allah razı olsun. İnşallah bir sonraki seferde görüşmek dileğiyle diliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz aynen böyle sonsuz olsun. Yolumuz uzun olsun, sevgimiz sonsuz olsun. Allah'a emanet. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.